Arkadaşlar, ben de yönetim kuruluna teşekkür ediyorum böyle bir organizasyona çağırdığı için, davet ettiği için. Ben de açtığım davaları, mesleğimle ilgili açtığım davaları ve verdiğim kanun tekliflerini anlatacağım. Umarım yardımcı olabilirim meslektaşlarıma. Bu alanda ben söz söyleyeyim. Benim yaklaşık herhalde 2012 Kasım ayından beri ben bu sektörde dernekle ilgileniyorum. Kamu adına açılmış davaların yani %60'ı Mustafa'dan gelme, %40'ı da bir, yani %30'u da bir başka arkadaştan geldi, %10'u da işte tek tük açılan davalar. Mustafa bu konuda maşallah yani gece gündüz her türlü bulayın içinde. Bu anlamda ben size ekstradan teşekkür ediyorum. Sizin adınızda Mustafa'ya bir alkış da ben istiyorum. Sağ ol. Teşekkürler var. 2009 yılında Yükseköğrenim Kurulu 22.7.2009 tarihli itibarıyla işletme bölümü meslekle ilgili üst öğrenim olarak sayılması kararı alıyor. Sağlık Bakanlığı 26.10.2009 tarihli 199.455 sayılı yasası üzerine Temmuz 2009 ve Mart 2010 tarihleri arasında maaşımı bu şekilde üst öğrenim olarak alıyorum özlük haklarımı lisans mezunu olarak. Ancak Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 5.10.2010 tarih ve 145 sayılı 1445 sayılı yasası ve Ankara Valiliği Sağlık Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü'nün yasasıyla YÖK'ün görüş değiştirdiğini belirterek maaş ve özlük haklarımda indirime gidiyor. Bunun üzerine 15 Mart 2010 tarihinde Ankara 11. İdare Mahkemesi'nde özlük haklarımın işletme bölümüne göre düzenlenmesi için dava açıyorum. Bu konuda Danıştay 5. Dairesi'nin emsal kararı var. Bir zabit katibine üst öğrenim olarak işletmenin kabulünü vermiş, onamış kararı da. Biz İçtihadı Birleştirme Kurulu'na gitmesini istedik ama gitmedi. Epey bir bekledi. 7-8 hatta 9 yıl bekledi dava. O nedenle Danıştay 11. Dairesi de acaba İçtihadı Birleştirme Kurulu'na gönderebilir miyim diye bekletti dosyayı. Beklemedi. Sonra red kararı verdiler. Ben de AYM'ye başvurdum, Anayasa Mahkemesi'ne. Orada davanın uzun sürmesinden dolayı bir tazminat hakkı kazandım ama diğer ihlaller kısmında red kararı verdi. AYM'e götürdüm davayı, orası da reddetti. AYM böyle davalarda devlet memurları ile ilgili konularda genellikle red kararı veriyor. Yani bir ihlal bulmuyor, devlet yararına kararlar veriyor. Sonra 9 saatle ilgili çalışma nedeniyle daha önce biz 2007-2008 yıllarında 10 ay 9 saat genel yazı üzerine bir 9 saat çalıştık. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün genel yazısı. Bununla ilgili de bir çalışma yaptık. O zaman epey bir mücadele verdik. Danıştay 5. ve 12. daireler heyet oluşturdu. İlk önce 5'e 4 red kararı çıktı. Bu Danıştay Dava Daireleri Kurulu'na geldi. Orada 28'e 1, 29 üyenin katıldığı yerde 28'e 1 lehte kararla bu karar bozuldu. Bozulunca da tabii bizlere de dava açma hakkı doğdu. Burada fazla mesaiden dolayı hepimiz döner sermaye ek ödemesi ve fazla mesaiden dolayı davalar açtık. Ben de bu davaları kazandım. Şöyle kazandık, ilk önce süre red verdi. Gürkan Bey dedi ki 5 yıl diyor. Biz o anda bir Danıştay İdare Dava Dairelerinin bir lehte kararını bulduk. 10 yıl yeni karar vermişti, süre red kararı. O karar olmasaydı biz 5 yıl nedeniyle davalarımız hep süre red geliyordu. O kararı emsal göstererek Danıştay İdare Dava Dairelerinde davalarımız döndü. Israr kararlarıyla döndü. İdare mahkemeleri ısrar etti. 3-5 idare mahkemesi. Yoksa biz bu davaları kaybediyorduk. Bu şekilde de özlük haklarımıza kavuşmuş olduk. Skopi ve kontrast madde davası, sağlık meslek mensuplarıyla sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmeliğin 22 Mayıs 2014 tarihinde 29.007 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Ek bir tıbbi yönetim teknikerinin görev tanımı yapılmış. Dava konusu yapılan görev tanımı şu şekilde. Uzman eşliğinde radyonükleit görüntüleme ve fluoroskopi yapar. G maddesi de uzman eşliğinde radyo opak madde enjeksiyonu yapar. Dava konusu bu iki madde ilk etapta kapatılan Danıştay 15. Dairesi tarafından red kararı verildi. Ben de bu davada müdahilim. Sendikamla birlikte açtırdım. Dava davacılar tarafından temizledildi. Danıştay İdare Dava Daireleri bu iki madde hakkında bozma kararı veriyor. Sağlık Bakanlığı kararın düzeltilmesini istedi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Sağlık Bakanı istemini reddetti. Dava Danıştay 10. Daire tarafından görüldü. Orada temiz kararına uyarak bozma kararına uydu ve bu maddenin iki maddeyi iptal kararı verdi. Bunun üstüne Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal gerekçesine dayanarak 19.1982 tarih ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 141. maddesi yani radyoloji teknisyenin görev tanımları kaldırıldı. Bu iptal kararından dolayı kaldırıldı. Burada şu yazıyordu 141. maddede uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniğe icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar diyor röntgen teknisyenin görevinde. Bu maddeden dolayı Danıştay İdari Dava Daireleri ve benim de ek gerekçeler sunduğum maddeler vardı. Çünkü burada bir hemşirenin görev tanımında olan kontrast madde orada kanunda yazıyor. Hemşirenin görev tanımında enjeksiyon yapar diyor. Ama radyoloji teknisyenin görev tanımında kanunda yazmıyor böyle bir görev. Yönetmeliğe konuluyor. Yarın başımıza gelebilecek bir durumda bunu öne alınamaz sorunlar çıkartacaktı. 19.1982 tarihi 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yatak tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 141. maddesi 24.3.2021 tarihi ve 31.433 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlükten kaldırıldı. Danıştay 10. Dairesi'nin 9.11.2020 tarih ve esas numarası 2020'ye 1123 sayılı kararı şu şekilde. Hukuki değerlendirme kısmını koydum yalnız. Yani bunu atmamak için. Davacı tarafından tıbbi görüntüleme teknisyenlerine görevleri olmamasına ve bu konuda bilgi ve eğitime sahip olmamalarına rağmen dava konusu yönetmelik hükümleriyle özel bilgi ve teknik gerektiren skopi ve radyoopak madde uygulama görevi verildiği yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde röntgen teknisyenine verilmeyen bir görevin röntgen teknisyeniyle aynı işi yapan tıbbi görüntüleme teknisyeni teknikerlerine verilmesinin kamu hizmetinde aksamalarına neden olacağı ileri sürülmektedir. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin yukarıda yer verilen hükümleri her türlü radyografileri yapmak, röntgen teknisyeninin görevleri arasında sayılmasına karşılık uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafilerin röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla söz konusu yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonükleit görüntüleme ve fluoroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin dava konusu sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmeliğinin ekinde yer alan ek 1 tıbbi görüntüleme teknisyeninin teknikeri başlık bölümünün F ve G bandlarında röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyeninin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Şimdi fiil hizmetle ilgili bir bölüme geçmek istiyorum. Burada ben 1 Ekim 2008'den önce işe girdiğim için devlet memuru olarak 5434 sayılı kanuna tabiyim. 5510 sayılı kanunla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu eklenen geçici 4. maddesi 19.8.2008 tarihinde çıkarılan 5797 sayılı kanunda değiştirilmiş. Bu geçici madde şu şekildedir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçı olup bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının C bendi kapsamında alınanların kesinlikle karşılıkları fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıklarıyla %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı kanunu ve kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılır diyor. Biz bu maddeye dayanarak dava açtık. 90 gün olması gerektiğini 5434 sayılı kanun 10. maddesinin 10. kısmının madde 32H bendinde zaten burada sayılıyor hangi meslek olduğu. 32H bendine göre 90 gün olarak yararlanacağımız açık olarak belirtiliyor. Arkasından 33. maddesi de sürenin de 8 yıl azami olarak yararlandırılacağımız sürenin de 33. maddesinde 8 yıl olarak belirtiliyor. Burada Danıştay
çeşitli kategorilerde açılan idari mahkemelerde kazanılmasına rağmen istinaflarda bozma kararı verdi. İstanbul İstinaf Lehte karar verdi. Hamdullah Dandini kararı duymuşsunuzdur. Orada dahi sonra görüş değiştirilerek ben de o davaya İstanbul'la Ankara'nın ayrı kararlar vererek istinaflarının bu konuda birleştirmesini, içtihatlarının birleştirmesini istedim. İstanbul İstinaf Mahkemesi'nde görüş değiştirdiği için burada bir red kararı verdi. AYM'ye başvurdum. AYM'de tabii devlet memurları ile ilgili böyle bir ihlal karar vermiyor. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gitti, red verildi. Ama ben burada görüşüm, kanun açık. Burada bir dernek yönetimi olarak, yani hükümetlerle, hangi hükümet olursa olsun siyasi partilerle görüşüp bu konuyu iyi anlatmamız gerekiyor. Burada haklarımız bir kayıp uğradı. Yani bir yönetmelikle bizi 90 gün hakkımızı ve 3 yıl daha fazla olan 8 yıl fiili hizmet zammı süremizi hak kaybına uğradığımızı açıkça söyleyebilirim. Şimdi yeni çıkan bir nizamname ile Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılan radyoloji, radyum ve elektrikli tedavi müesseseleri hakkında nizamname açılan dava ile ilgili de konuşmak istiyorum. 27.4.1939 tarihli, burada 37 diye resmi gazetede yanlış yazıldı. Ben bunu düzelterek söylüyorum. 2 Taksim 10.857 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren radyoloji, radyum ve elektrikli tedavi müesseseleri hakkında nizamnamenin 25.6.2021 tarihli 4.144 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmasına ilişkin olarak Danıştay 12. Dairesi nezdinde yürütmeyi durdurmalı ve Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmeli bir iptal davası açtım. Dava Danıştay 12. Dairesi'nde bekliyor şu anda. Hakimine verildi dedi. Ben buraya geldiğim ilk gün daireyi aradığımda hakime verildiğini söylediler. İncelemede olduğunu söylediler. Dava konusu edilen işlem ile Anayasa'nın 128. maddesi kapsamında kamu görevlisi olduğu hususunda tereddüt bulunmayan bizlerin radyoloji çalışanının özlük haklarının kanunda öngörülmemiş bir biçimde sınırlandırılmasına sebep olan işlemin iptalini istiyoruz. Yani bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla kanunda yapılması gereken bir düzenleme Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılamaz diyoruz biz burada. Şimdi verdiğimiz kanun teklifleri var. Mesela 90 gün fiil hizmet süresiyle ilgili. İki tane verdik bununla ilgili. Bir, 1 Ekim 2008 öncesi çalışanlar için verdik. Burada CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından verdik. 9-8-2018 tarihinde. İkincisini de yine Mehmet Göker tarafından CHP Burdur Milletvekili. Bu sefer de 1 Ekim 2008'den sonrasını da yani bütün radyoloji teknisyenlerini kapsayacak şekilde kanun teklifini verdik. 90 gün olsun ve 8 yıl fiili hizmet zammından yararlandırılsın diye. Yine 3600 ek gösterge. Bunu da hiçbir Cumhurbaşkanı adayının daha söz olarak vermediği bir zaman diliminde verdik. Ne zaman verdik? 26. dönemde CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından 29.11.2017 tarihinde 1575 sayıyla verildi. İkincisi de 27. dönemde yine İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından kimlere verilmesini istedik? Yalnız hemşirelere değil. Fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, ebe, sosyal hizmet uzmanı ve diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerine hepsine verilmesini istedik. Burada bir kanun teklifinde. Yine sağlık bilimleri lisansiyerlerinin ek döner sermaye oranının artırılmasını ve radyoloji çalışanlarının riskli birim kabul edilerek döner sermaye oranının artırılması hakkında kanun teklifi de verdik. Burada tabii eczacıdan sonra gelmek üzere biyolog, hemşire falan dedik ama bunların lisansiyelerin oranını %400 yaptık ek döner sermaye oranını. Radyoloji teknisyenlerini de acil birim haline getirdik. %50, yani riskli birim haline getirerek hepsini. %150 oranını %300 olarak değiştirilmesini kanun teklifinde verdik. Radyasyon kaynaklarıyla çalışanlar hakkında verilen 5 saat kanun teklifi. Bunu hem 26. dönemde verdik hem 27. dönemde verdik 5 saat kanun teklifini. 27. dönem daha bitmediği için devam ediyor görüşmeleri. Daha gündeme alınmadı. Burada da 26. dönemde yine CHP Milletvekili Mehmet Göker tarafından verildi. İkincisi de CHP Milletvekili
Murat Bakan tarafından verildi. Bu kanun teklifleri de masamda duruyor. Hepsini görmek isteyen arkadaşlar olursa gösterebiliriz. Radyoloji çalışanlar ile ilgili kanser araştırma önergesi verdik. Burada da iki tane yine verdik. 26. dönemde ve 27. dönemde verdik. Burada da radyoloji çalışanlar kanser olma oranını, yani araştırmasını istedik. Kanser araştırması yapılmasını istedik ama bunlar da gündeme daha alınmadı. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum.